Evet çocuklar deneme sınavımızın çözümleriyle beraberiz. 11. sorudan başlayalım. 5 tane merkez vermiş ve iz düşüm alanı en geniş olanı olanı soruyor bize. Şimdi iz düşüm alanı dediği şeyi şöyle açıklayabiliriz aslında. Buradaki herkes şunu biliyor. Meridyenlerin arasındaki mesafemiz kutuplara doğru gidildikçe daralıyor. Ve meridyenler kutuplarda bir nokta haline alıyorlar birleşip. İz düşüm alan dediğimiz işte şu alandır. Bakın ekvatorda kapladığınız izdüşüm alan yani havadan baktığınızda gördüğünüz alan daha genişken kutuplara doğru gittiğinizde havadan baktığınızda görülen alan daralır. İşte izdüşüm alan budur. Geniş olanı sorduğuna göre demek ki ekvatora yakın olana bakacağız. O zaman cevabımız bir numara. 12. soru. Bakın bu çok klasik bir çıkmış soru kalıbıdır ve her kitapta da rastlayabileceğiniz bir sorudur aslında. Güneşin Ankara'daki konumunu veriyor bize ve Kars'taki konumunu sormuş. Şimdi Kars'ın daha doğuda olduğunu biliyorsunuz. Demek ki saati daha ileri olmak zorunda. Bakın bu soruda hep iki şıkka indirirsiniz. B gider çünkü saati geri olduğu için. C gider saati geri olduğu için. A gider. Aynı boylamda değiller. Saatleri aynı olamaz. İki şıkka indirdik. Peki hangisini işaretleyeceksiniz? Burada her zaman en az zaman farkı olanı işaretlemek zorundasınız. Peki neden? Çünkü Türkiye'nin 26-45 meridyenlerinde olduğunu biliyorsunuz. Yani en doğusuyla en batısı arasında bile sadece 19 çarpı 4'ten 76 dakika var. Dolayısıyla Türkiye'nin hiçbir ile arasında bu kadar büyük bir zaman farkı söz konusu değildir. Devam edelim 12. soruyla. Sivas'ta e, ki saat Sivas'ın boylam değerini soruyor burada bize. Diyor ki 41 doğuda Erzurum'da saat 12.20 iken aynı anda Sivas'ın saati 12.04'ü gösteriyor ve Sivas'ın boylam değeri nedir diye soruyor. Şimdi İki meridyen arasındaki zaman farkının 4 dakika olduğunu biliyorsunuz. Yani normalde 4 ile çarptığınızda aradaki zaman farkını bulursunuz. Ama bakın bu sefer bize aradaki zaman farkını vermiş. 16 dakika var. Ben bu sefer 4'e bölersem aradaki meridyen farkını bulabilirim. Demek ki 4 meridyen var. Sivas'ın saati daha geri olduğuna göre 4 meridyen daha batıda. O zaman 37 doğu olmuş oldu. 14. soru. Yukarıda işte 4 tane... İnceleme alanı vermiş ve diyor ki hangi alt dala ait bir bilgi yoktur. Yer şekillerini inceleyen jeomorfolojidir. Bakalım beraber. Hava olaylarını inceleyen klimatolojidir. Yerin iç yapısını inceleyen jeolojidir. Ve dünyadaki gölleri inceleyen de limnolojidir. Hangisine ait bir bilgi olmadı? Oşeonografya. Bu okyanus bilimi demektir. 15. soru. Haritada 5 tane nokta var ve işaret hangisinde tuz oranının daha az olması beklenir diyor. Şimdi hepiniz şunu biliyorsunuz. Enlem etkisinden dolayı kutuplara doğru sıcaklık azalıyor. Dolayısıyla buharlaşma şiddetiniz azalıyor. O zaman işte kutuplara doğru gidildikçe tuz oranı da azalacak. Kutuplara en yakın olan 4 numaradır. O zaman tuz oranı en az olan da budur. 16. soruya bakalım. Küre üzerinde bir konum vermiş ve hangisi olabilir diye soruyor. Bir kere kuzey yarım kürede olduğunu biliyorum. Eleme yapalım. Adana gitti çünkü güney yarım kürede. Denizli gitti çünkü güney yarım kürede. Doğuda olduğunu biliyorum. O zaman bir bakalım. Bursa olabilir. Ceyhan gitti çünkü batıda. Edirne gitti çünkü batıda. 17. soruya bakalım. Yukarıdaki haritada işaretli olan alanların hangisinde gölge boyu bütün yıl boyunca daha kısadır? Şimdi Ekvator'un güneş şınırını bütün yıl boyunca daha büyük açıyla aldığını biliyorsunuz. Yani 90 dereceye daha yakın açıyla aldığını biliyorsunuz. O zaman işte gölge boyu Ekvatora yakın olan bir yerde her zaman daha kısa olacaktır. O yüzden de cevabımız Ceyhan olmuş oldu. Devam edelim. 18. soruyla. Aşağıdakilerden hangisi fiziki coğrafyanın inceleme alanlarından birisi değildir? Şimdi fiziki coğrafya insandan bağımsız, kendiliğinden gerçekleşen yani doğal olan unsurları inceler. Türkiye'deki akarsu rejimleri. Bakın bu doğal bir olay. İngiltere'deki bitki türleri doğal bir olay. Fransa'daki tarımsal verim. Tarım bir beşeri etkinliktir. O zaman beşeri coğrafyanın inceleme alanıdır. Japonya'daki depremsellik ve Endonezya'daki tsunami gene insandan bağımsız doğal olarak gerçekleşen bir olaydır. 19. soru bir izoips haritası vermiş ve diyor ki bu işaretli alanların hangisinde yol yapım maliyeti daha yüksektir? Eğimli ve engebeli bir yerde yol yapım maliyeti daha yüksektir. Hepiniz şunu biliyorsunuz. İzoipslerin arasındaki mesafe azaldıkça ya da şöyle söyleyeyim izoips sıklaştıkça eğim artar. O zaman bir numarada yol yapım maliyeti daha fazladır diyebilirim ve 20. soru. Bir özel tarih vermiş. Dikkat edin. Kuzey kutbunun tamamını aydınlıkta bırakmış. Demek ki benim bu tarihim 21 Haziran demektir. Dünya şekildeki konumdayken aşağıdaki verilen durumlardan hangisi gerçekleşmez? Şimdi 21 Haziran'da Kuzey Yarımkürenin yaz yaşadığını biliyorsunuz. Ekvatorda bütün yıl boyunca gece gündüz süresi birbirine eşittir. Haziran Kuzey Türkiye Kuzey Yarımkürede olduğuna göre Haziran'da en uzun gündüzü yaşar. Oğlak dönencesi güneş ışınlarını dik açıyla alır demiş. Hayır. Türkiye'nin bulunduğu yerdeki yengeç dönencesi bu tarihte güneş ışınlarını dik açıyla alır çocuklar.